Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınlarımızı Pro Organik Kimya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Deneme 21'deyiz. PDF açıklama kısmında arkadaşlar. Abone olur, videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Hemen çözmeye başlayalım. birinci sorumuz bakın 3 tane bileşik verilmiş bize. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 karbonlu, 1 2 3 4 5 karbonlu, 1 2 3 4 5 karbonlu. Bunların üçü de arkadaşlar kapalı formülü C5H12 olan pentan bileşiğinin izomerleri aslında. Yani bunların üçü birbirinin izomeri. En üstteki düz pentan, İkincisinde bakın dikkat edin ikinci karbonda bir tane metil dallanması olduğu için ikincisi izopentan. Üçüncüsünde ikinci karbonda iki tane metil dallanması olduğu için o da neopentan diye geçiyor. Bakalım hangisi yanlıştır demiş? Üçünün de tüm karbon atomları sp 3 bileşkesi yapmıştır. Doğru. Sp 3 nasıl oluyor arkadaşlar? Eğer bir karbon dört tane tekli bağ yapıyorsa o karbon sp3 hibritleşmesi yapmıştır diyorduk. Yani doymuş olması gerekiyor. Buradaki bütün karbonlar dörder tane bağ yapmış. Dörder tane sigma bağı yapmış. Zaten dört bağ yapacak da. Dörder tane sigma bağı yapmış. Dolayısıyla buradaki bütün karbonlar sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Zaten şöyle. Bunların üçü de alkan. Alkanlardaki bütün karbonlar her zaman sp3 hibritleşmesi yapar diyoruz. Değil mi? Sırasıyla nepentan evet, izopentan evet ve neopentan olarak adlandırılırlar. Aynen öyle. Şunu unutmayın bakın. İkinci karbonda tek bir metil varsa izo, ikinci karbonda iki tane metil varsa arkadaşlar neo şeklinde adlandırılıyor bu bileşikler. Birbirlerinin izomeridirler aynen öyle. Üçünün de kapalı formülleri gördüğünüz gibi. Aynı ortamdaki kaynama noktaları 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1. İşte arkadaşlar bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü... Dallanma arttıkça, bakın şöyle bunu isterseniz siz de bir yere not alın. Dallanma arttıkça moleküller arasındaki temas yüzeyi azalır. Bu birbiriyle ters orantılı. Temas yüzeyi azalır. Onu da yazalım şöyle. Temas yüzeyin azalması demek moleküllerin birbirlerini daha gevşek tutmaları demek. Temas yüzeyi azalırsa arkadaşlar kaynama noktası tabii ki ne olur? Azalır. Bunlar apolar oldukları için hidrokarbonlar biz apolar kabul ediyoruz biliyorsunuz. Bunlarda sadece London etkileşimleri var. Üçünde de sadece London etkileşimleri var. London etkileşimleri neye bağlı? Öncelikle elektron sayısına bağlı ama hepsinin zaten formülü aynı olduğu için kütleleri, bunların elektron sayıları aynı. O zaman neye bakıyoruz biz? İşte moleküldeki dallanmaya bakıyoruz. Moleküldeki dallanma sayısı arttıkça ne oluyor? Temas düzeyi azalıyor. Birbirleriyle daha az temas edebildikleri için de aralarındaki etkileşimler zayıflıyor o moleküllerin kaynama noktaları düşüyor diyoruz. O zaman şöyle olması gerekiyor. Burada en büyük 1, en küçük 3 şeklinde olması gerekiyor. Bakın birincisinde hiçbir dallanma yok. Temas düzeyi en büyük. İkincisinde tek bir dallanma var. Üçüncüsünde iki tane dallanma var. Yani bunun tam tersi olması gerekiyor. En çok sekonder karbon atomu içeren bileşik birinci bileşiktir demiş. Bakalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle bunların sekonder karbonlarını falan şöyle bir sayalım beraber. Daha doğrusu tek tek her bir karbonun hangi özellik olduğunu gösterelim. Mesela buradaki karbon birincil. Bakın dikkat edin ikincil, ikincil, ikincil. Bu da birincil. Bir karbon kaç tane karbonla bağ yapıyorsa arkadaşlar o şekilde değil mi? Bir karbon eğer iki tane karbona bağlıysa ikincil bir karbon tek bir karbona bağlıysa o zaman birincil diyoruz. Bakın dikkat edin bu birincil. Bu da birincil. Bu da birincil. Bu ikincil. Şu ortadaki arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç olmuş oluyor? Bu da değil mi? Ters yer olmuş oluyor. Dolayısıyla burada en çok sekonder karbon içeren zaten şöyle bu en alttakinde arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten tersi yer 3 e, tane 4 tane primer karbon var. Sekonder karbon burada hiç yok. Dolayısıyla biz burada diyoruz ki en çok sekonder içeren gördüğünüz gibi bir numaralı bileşiktir. Dolayısıyla en alttaki de doğru olmuş oldu. İkinci periyot element oldukları bilinen X, Y, Z'nin hidrojen atomuyla oluşturdukları bileşiklerin bir seferik gösterimler aşağıda verilmiştir diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar buna göre yargılarından hangileri doğru demiş. Bunların ne olduğunu bir anlayalım isterseniz. İkinci periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşikleri sizin çok iyi bilmeniz gerekiyor. A, X, 3, E. Yani burada X elementine 3 tane element bağlanmış, atom bağlanmış. Bir de elektron çifti var. Arkadaşlar demek ki bu N, 3'müş. NH3'te azotun üzerinde bir elektron çifti var. E. 3 tane etraf atomu var. H3. Bir de merkez atomu var. Bakın 2 tane elektron çifti olan bu da arkadaşlar H2O'dur. Bakın H2O'nun üzerinde şöyle oksijenin üzerinde 2 çift var. Dolayısıyla 2 tane bakın etraf atomu var. 2 tane de elektron çifti var. Dolayısıyla bu da H2O'ya ait bir gösterim. AX4'de arkadaşlar tabii ki CH4'e aittir. Bakın elektron çifti yok. Gördüğünüz gibi... Merkez atomun etrafında 4 tane atom var diyoruz. Sadece Z'nin oluşturduğu bileşik apolardır demiş. Evet bu arkadaşlar apolar yapılı ancak bu ikisi polar yapılı doğrudur. Merkez atomun üzerinde elektron çifti varsa zaten biz doğrudan doğruya bunu polar kabul ediyoruz. Dördüncü yani özür karbon dört tane hidrojene bağ yapmış. Üzerinde elektron çifti yok merkez atomda. Dördü de aynı o zaman apolar tabii ki. X5A Y6A, Z4A grubundadır. Aynen öyle gördüğünüz gibi. 5A'da azot, 6A'da oksijen var. Karbonda nerede? 4A grubunda var. Doğru. Bağ açısı en büyük olan X'in oluşturduğu bileşiktir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar burada bağ açılarına X'in oluşturduğu bileşikte üçgen piramit kaçtır arkadaşlar buradaki açı? 107 derecedir. Burada suyun oluşturduğunda ise 104,5 derecedir. Ancak CH4'ün oluşturduğu düzgün 400'dür arkadaşlar. 109,5 derecedir. X'in değil kimin olması gerekiyor? Z'nin olması gerekiyor. Üçüncüsü yanlış. Cevap C seçeneği. Üçüncü soru. Der ki organik bileşikler adlandırılırken öncelikle moleküldeki en uzun karbon zinciri seçilir. Seçilen bu zincire ana zincir denir. Daha sonra ise ana zincirdeki karbon atomlarına numara verilir. Evet bu bizim genel kurulumuz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunu. Sonra diyor ki bunu bu bilgiyi verdikten sonra aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinde karbon atomları doğru numaralandırılmıştır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar doğru mu? Doğru değilse biz doğrusunu birlikte bulalım. İkili bağ önemli. İkili bağdan başlamamız gerekiyor. Burada da ikili bağdan başlamış. Ancak arkadaşlar bakın ikili bağdan başladıktan sonra ikili bağın üzerinden geçmesi ve yan grubun en küçük sayı alması gerekiyor. Buradaki doğru adlandırma şöyle olması gerekiyor. 1, 2, 3 şeklinde arkadaşlar başlayıp şöyle gitmesi Gerekiyor. Bu bileşe baktığınız zaman soldan başladığınızda ikincide ne var? Metil var. Sağdan başlarsanız ikinci de brom var. E brom alfabetik olarak daha öncelikli olduğu için nereden başlar? Onun olduğu taraftan numaralandırmaya başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla doğru numaralandırma arkadaşlar bu şekilde olacak. Burada hem ikili var hem de üçlü bağ var gördüğünüz gibi. Buradaki kural da şudur biliyorsunuz çoklu bağın Çoklu bağ dediğimiz ikili bağ da çoklu bağ. Üçlü bağ da çoklu bağ. Çoklu bağın yakın olduğu yerden numaralandırmaya başlanması gerekiyor. Yani burada nereden başlayacağım? Sağ taraftan başlayarak numaralandırmamı yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Denizli'de bakın flor var. Brom var benzen halkasında. E brom alfabetik olarak öncelikle bromun olduğu yerden başlayıp flora doğru gitmem gerekiyor. Arkadaşlar burada doğru yapılmış herhangi bir sıkıntı yok. Burada bakın soldan başlamış dallanmış olan yan gruplar sol tarafa yakın ama burada dikkat edin ikili bağ var fonksiyonel grup bu. Burada yan gruplardan ziyade fonksiyonel grubun yakın olduğu yerden başlaması gerekiyor. Yani buranın sağ taraftan başlayarak numaralandırılması gerekiyor arkadaşlar doğrusu bu şekildedir. Doğru olan gördüğünüz gibi D seçeneği. Bu deneme bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da deneme 22'yi birlikte çözelim. Görüşmek üzere.